ben. Bir şey söyleyeyim ben şimdi. Evren bilmiyorsunuz, biyoloji de bilmiyorsunuz. Kusura bakmayın. Sen hiçbir şey bilmiyorsun. Bir dakika. Bir dakika. Bakma, öyle bir şey dakika. Sen bilmiyorsun. Tezat anlamını açıkladık. Ne anlamıyorsun? Kitaplar falan var. Laf kalabalığı. Netice tezat anlatayım. Bak sen 30 metrelik Adem'den bahsediyorsun tamam mı? Biyoloji kitabında. Bu nedir şimdi? Bir dakika açıkla. 30 metrelik Adem var. Sus da anlayayım bir dakika. Ziyaz orada göz tutan Adem var. Yok öyle bir şey yok. Söyleyeceğim bir dakika ya. Bu biyoloji kitabı değil mi? Değil değil. Ne geziyor burada biyoloji kitabı içerisinde? Bir dakika. Ne konuşuyorsun? Ne geziyor? Dinle bakayım. Laf kalabalığı yapıp değil mi? O zaman sen laf kalabalığı. Peki o zaman bir dakika. Bir dakika. Ne filmler? Geçmişte yaşadığı iddia edilen devlerin kutsal kitaplardaki yansıması mı acaba, yoksa bir rivayetten mi ibaret? Dinozorların geçmişte yaşadıklarını söyleyebiliyoruz. Çünkü bulunan fosiller onların varlığını kanıtlıyor. Peki dev insanların yaşadığını kanıtlayabilecek fosil kayıtlarına sahip miyiz? Hayır, eğer yaşamış olsalardı elimizde somut kanıtları mutlaka olurdu. Anlatılan rivayetler dev insanların varlığını kanıtlamaz. Dev insan derken de öyle 2-2,5 metrelik insanlardan bahsetmiyoruz. O uzunluktaki insanlar zaten yaşadı ve halen yaşıyor. Örneğin Sultan Kösen, büyüme hormonu salgılayan hipofiz bezindeki bir tümör nedeniyle şimdiki boy uzunluğuna sahip 2 metre 51 santimetre. Şu anda Guinness Rekorlar kitabına göre dünyanın yaşayan en uzun insanı. Nefilimlerden kasıt çok daha uzun insanlar. Gerçekten mümkün olabilir mi? Nefilim sözcüğü Tevrat'ta geçiyor. Düşmüşler ve dev anlamına geliyor. Nefilimler için düşmüş melekler bile deniyor bazı yerlerde. Tevrat'taki ifadelere bir göz atalım. Yaratılış kitabının 6. bölümünün 1. ila 4. ayetleri arasında nefilimlerden bahsedilmiş. Yeryüzünde insanlar çoğalmaya başladı. Kızlar doğdu. İlahi varlıklar insan kızlarının güzelliğini görünce beğendikleriyle evlendiler. Burada geçen ilahi varlıklar ifadesinin İbranice karşılığı Tanrı oğulları oluyor. Bunların melek ya da Şit soyundan gelen insanlar olduğu da sanılıyor. Devam ediyoruz. Rab, ruhum insanda sonsuza dek kalmayacak çünkü o ölümlüdür dedi. İnsanın ömrü 120 yıl olacak. İlahi varlıkların insan kızlarıyla evlenip çocuk sahibi oldukları günlerde ve daha sonra yeryüzünde nefiller vardı. Bunlar eski çağ kahramanları, ünlü kişilerdi. Nefiller İbranice'de düşmüş kişiler anlamına geliyor. Septuaginta bunu devler diye çeviriyor. Septuaginta ne diye soracaksınız? Tanah'ın yani Tevrat'ın en eski Yunanca çevirisi oluyor. Bu nedenle nefilimler resmedilirken dev insanlar şeklinde tasvir ediliyor. Kanalımızda dev insanlar ve dev insan iskeletleriyle ilgili videolar daha önce yapmıştık. Bu videoda internette dolaşan dev insan iskelet fotoğrafları ve perde arkasındaki gerçeklere bakacağız. Bu fotoğraf benim paranormal bir gruptan atılmama yol açmıştı vakti zamanında. Zaten o olaydan sonra insanlara gerçekleri anlatmak için bu kanalı kurmuştum. Çünkü bir bilgiyi sadece benim bilmem önemli değil. Doğru bilginin daha fazla insana ulaşması gerekiyor. Az önce görmüş olduğunuz fotoğrafların tamamı sahte. İnternette Worth a Thousand isimli bir site vardı. Bir resim 1000 sözcüye bedeldir sözünden hareketle kurulmuş bir siteydi bu. Arada bir konu belirleyip o konu hakkında üyelerinden manipüle edilmiş fotoğraflar göndermelerini istiyordu bu site. Fotoğraf yarışmaları yapıyordu yani. Gösterdiğimiz fotoğraflar da o yarışmalara katılan fotoğraflar aslında. Daha sonra bu site el değiştirdi. Artık Design Crowd olarak yoluna devam ediyor. Yakın zamanda bir başka fotoğraf oldukça ünlü oldu ve paranormal tayfa tarafından benimsendi. İtalyan bir sanatçı olan Gino de Dominicis'e ait olan bu çalışma 2007 yılında sanatçı ölmeden bir süre önce tamamlandı. 28 metre uzunluğunda ve 8 ton ağırlığındaki bu çalışmanın adı Calamita Cosmica yani kozmik mıknatıs. Avrupa'nın çeşitli yerlerinde sergilenen bu dev iskeletin dikkati çeken yönü ise burnu olmuş. Dominicis'in birçok çalışmasında da bu görülebiliyor. Evet, dev insan iskeletleri fotoğraflarının sahte olduklarını gördük. Günümüzde bazı düz dünyacıların da bu dev insan fotoğraflarını paylaştığını, dev insan efsanesini gerçekmiş gibi anlattığını görüyoruz. Güneş sistemine dayanan astrolojiyi savunan düz dünyacıların yine bir başka saçmalık olan dev insan iskeletleri efsanesini de savunmaları normaldir. Bir başka videoda görüşmek üzere.